dönmeyecekler. Gerçekten üstünde az durduğumuz. Geri gidebilir misin Fatih? Bir zararlı. Niye biliyor musunuz? 10-12 döl veriyor. Çok fazla. Ve yumurta sayısı, bir dişinin bıraktığı yumurta sayısı 200'e kadar çıkıyor. Müthiş bir sayı. Yani şimdi ilacın şeyi şurada önemli. Biraz dersime çalıştım açıkçası. Yani kırmızı örümcekler konusunda bayağı zor. Yani şimdi bizim kırmızı örümceğe dönecek olursak, işin enteresanı bağlarda arkadaşlar. Sadece bu bölgede var kırmızı örümcek. Alaşehir, Sarıgöl bu bölgede var. Tabii onun da ana nedeni aslında kırmızı örümceklerin doğal düşmanları çok fazla. Krizoperla bile, yani biliyorsunuz Krizoperla polifak bir doğal düşman, avcı, predatör. Birçok hani işte yaprak bitiyle besleniyor, salkım güvesiyle besleniyor. Dün baktığımda kırmızı örümcek de Krizoperla'nın hedeflerinden, avlarından birisi. İşte Oriuslar var, bir yığın faydalı böcek var. Yol tozları, özellikle tozlu alanlarda faydalı böcekler biliyorsunuz barınamadığından kırmızı örümcek de çok aşırı bir üreme kabiliyetine sahip olduğundan özellikle yol tozunun fazla olduğu alanlarda kırmızı örümcek zararı hep gözüküyor. Alaşehir'de görülmesinin nedeni, Alaşehir'de yoğun bir ilaçlama programı uygulanıyor. Özellikle sentetiklerin yoğun kullanılması, geniş spektrumlu ilaçların yoğun kullanılması kırmızı örümceğe ortam sağlıyor. Buradaki kırmızı örümcek popülasyonu yoğunluğu Manisa merkezde ya da Saruvan'da da gözükmüyor. Ve kırmızı örümcek ilaçlamaları gerektirmiyor. Kırmızı örümcek pazarında hepinizin bildiği Comite, Promite, yani büyük bir Propargit'in çok büyük bir şeyi vardı biliyorsunuz. Propargit pazardan çekilince açıkçası ciddi bir boşluk doldu. Emerald değeri de çok uygundu. Hani kalıntı açısından bir risk yoktu. Emerald değerlerine baktığımızda kırmızı örümcek ilaçlarının ciddi sıkıntısı var. Onun için doğal dengenin korunması açısından da gerçekten spirodiklofen, yani bizim histamet piyasada yaygın olarak Envidor adıyla Bayer'in de biliyorsunuz spirodiklofeni var. Şunu söyleyelim arkadaşlar, girdiğimiz, siz beni tanıyorsunuz yıllardır. Yani yüzümüzü kara çıkarmayacak bir firma. 160 tane zira ilaç firması var Türkiye pazarında. Bunlardan 7-8 tanesi biliyorsunuz Bayer, Syngenta, işte yani gerçekten Ar-Ge'si olan, üretimi olan Dow, Sumitomo, yani uluslararası firmalar. Geri kalan örneğin bir Hektaş, Agrovest, bunlar da gerçekten Türkiye'de safa üretimi olan firmalar. Agrisanis de bunlar gibi kendi fabrikası olan, 8-10 tane kimya mühendisi olan, dışarıdan aldığı her maddeyi burada irdeleyip ondan sonra üreticiye satan bir firma. Syngenta'nın önceki fabrikasını satın aldı Cennova'dan. Ve gerçekten ciddi bir üretim hedefi var. 6-7 tane biraz önce Fatih bahsetti, ülkeye şu anda ihracat var. İhracat daha da artacak. Yani Araplar bu işe ciddi girmiş, öyle söyleyeyim. Hepsini yayınlamayacağım değil mi? Gözüm oraya takılınca. yani ciddi bir şey var arkadaşlar. Şimdi yani kırmızı örümcek olayını özellikle vurgulamak istedik. Yani kırmızı örümceği öldürürken beraberinde başka faydalıları da öldürmeyecek gerçekten seçici bir etki süresi gayet şöyle bakın iyi. Aslında bence abomektinle karıştırmaya, yani çok yoğun popülasyon varsa belki gerek var. Çünkü dişilerde de biz Fatih'le beraber de biraz bu konuya çalışmıştık. Orada tartışmıştık da dişileri de kısırlaştırıyor arkadaşlar. Yani hatta biz ona şey kalır, steril kalır diye yazmıştık. Çok ciddi bir yumurta öremesi var. Zaten yaşam çemberi çok hızlı. Yani onun için ayrıca bir ergin şeyi kullanmaya çoğu kez gerek bile yok. Yani aynı şey Propargit'te de vardı. Hiç unutmuyorum. İlaçlamayı yaptık. Bizim üretici şunu istiyor. Attığımı tak yere düşecek. Gidiyor bakıyor. Birçoğunda artık lüp de var, büyüteş de var. Şeyler oynuyor, geziyor. Herhalde bir de sigarayı falan tuttu mu biraz, yani ısıttı mı yaprağı, daha da böyle hareketli şey oynaşıyor. Bu sefer
diyor ki bu ilaç öldürmedi. Oysa yani biraz önce Fatih bahsetti. Şimdi bir mide zehirli. Kırmızı örümcek nasıl besleniyor? Emgi. Emgiyle. Emgiyi nasıl yapıyor? Dokuyu parçalıyor. Zehirli bir madde salgılıyor. Ondan sonra oradan kendi iç basıncıyla çıkan öz suyu emiyor. Yani emgiyle. Kırmızı örümceği mide zehirliğiyle öldürmeniz çok zor. İşte yarın öbür gün gene Aydın'da da İbrahim Çakmak Hoca ile Aydın mezunları var değil mi? Yani, akar biliyorsun konusunda. Profesör bizim Manisalı. Onunla gene görüşeceğiz. Ya akarların mide zehriyle öldürülmesi güç. Ancak paralize yani felç ederek ani bir şekilde öldürebilirsiniz. Ama eğer o dönemde yumurta olanlar varsa ki yumurta üretimi korkunç. 200'e yakın yumurta var. Gene karşınıza çıkıyor. Önceden tetrodifon vardı. Müdürüm bilir. Bunlar kalktı. Yumurta etkili ilaçlar vardı. Yani şu anda bence en güvenilir ilaçlardan birisi.